Evet, merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün konumuz Last of Us Part 1'in bilgisayar versiyonuyla ilgili olacak. Ben bu videoyu çektiğimde daha saatler öncesine çıktı. Ama Last of Us Part 1 Epic Games'e, Steam'e bir de başka bir yere geldi mi bilmiyorum. Oralara geldi işte. Şu an alıp oynayabiliyorsunuz. Fiyatı Steam'de 600 lira. Büyük ihtimal Epic Games'te de 600 liradır. Bugün bu videoda Last of Us'ın Part 1'i bilgisayar için alınır mı, alınmaz mı? Bunu konuşacağız. Yani normalde benim Nasıl Olmuş diye bir serim var. Orada oyun incelemeleri vesaire vesaire falan yapıyorum. Ama bu videoda Nasıl Olmuş falan gibi bir seri yapmayacağım. Direkt alınır mı diyeceğim. Çünkü yani 2013'te çıkan bir oyun mantıken. Remake'i 2021'de mi, 2'de mi çıktı hatırlamıyorum ne yazık ki ama. Yani sonuçta eski bir oyun. Bu eski oyunda böyle bir Nasıl Olmuş videosu yapmak bana garip geldi. Bilgisayar sürümü olduğu için. Ben de dedim ki alınır mı alınmaz mı bunu ufacık söyleyip hemen videoyu bitireyim. İlk öncelikle en önemli konu şunu söyleyeyim. Oyunun optimizasyonu çok kötü arkadaşlar. Steam'de çoğunlukla olumsuz görürsünüz. Sadece %33 beğeni var. Diğerlerinin hepsi olumsuz ve yorumlara girerseniz görürsünüz ki optimizasyon berbatmış. Mesela bir tane arkadaş diyor RTX 2060 ekran kartım var ama 60 FPS alamıyorum diyor mesela. Durum o kadar kötü. Ben normalde Last of Us'ın Part 1'ini bilgisayarıma alacaktım çıktığı günden video yapabileyim diye. Sonra dedim ki almayayım. Yaz aylarında indirime girince alırım, o zaman oynarım. İyi ki de öyle yapmışım çünkü şu an böyle alsam hani bir de benim 1660 Ti ekran kartım var. Herhalde yani bir 20 FPS falan oynardım. Optimizasyon çok kötüymüş. Optimizasyon çok kötü olduğu için de oyun oynanmaz bir haldeymiş. Haberiniz olsun. Bekleyin. Yani karşımızda bir Cyberpunk vakası yoktur. Çünkü PlayStation hızlı bir şekilde oyunu düzenler ve daha iyi bir hale getirir. Ama biraz beklemenizi öneririm. Hatta ilk indirimde almanızı falan öneririm. Çünkü Spider-Man ilk çıktığında 500 lira. Direkt 330 lira gibi bir fiyata düşmüştü. Yani fiyatı zaten 600 lira. 600 lira verilir mi? Hani şu anki oyun fiyatlarında ne yazık ki bu fiyat bana iyi geliyor. Çünkü yani oyunları 800 lira, 900 lira, 1000 liraya çıkartıyorlar. Kısaca fiyat günümüz oyunlarına göre ucuz ama hala çok pahalı bir oyun. Özellikle dediğim gibi bu 2013'teki oyunun aynısı. Ben bu videoda sizi uyarmak isterim. Çünkü hemen direkt atladıysanız ya da aldıysanız ve ön siparişte verdiyseniz daha oynamayın. Keyfiniz kaçar. Ciddi diyorum. İlk önce biraz bekleyin. Oyun böyle bir düzelsin. Bir hatalar ayıklansın. Böyle bir güzelleşsin. Ardından sonra girin oyuna. Onun dışında yani Last of Us'ı biliyorsunuz zaten. Last of Us gerçekten güzel bir hikayesi olan, hani böyle güzel bir atmosfer sunan, güzel bir hikaye sunan, oyuncuyu içine çeken bir oyun. Max bir ayda muhtemelen her şeyi düzeltirler diye ümit ediyorum. Hani yaz tatiline kadar düzelsin ki ben de alıp oynayabileyim. Belki de yayınlarda sizinle beraber oynarız falan. Bu videoyu da yapmak istedim hemen. Ufak bir video olsun. Siz de bilgilenin. Ben de böyle bir araya video koyayım. Onu da böyle şey yapayım diye. Şu an büyük bir video üzerinde çalışıyorum. O videoyu da zaten topluluk kısmında ben direkt size duyurmuştum. O videoda yakın zamanda kanalda olacak. O zaman kendinize iyi bakın. Videoda like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.